Mukaddes kitabımız Kur'an-ı Kerim'e yönelik yapılan alçakça saldırı sonrasında İsveç hükümetinin saldırıyı tasvip etmediklerine dair beyanlarını not ettik. Dünya genelindeki 2 milyar Müslümanı öfkelendiren ve rencide eden nefret suçlarına müsaade edilmemelidir. Bugün Cenevre Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyi, Kur'an-ı Kerim'i yakma eylemini dini nefret suçu olarak tanımlayıp kınadı. Söz konusu karardan memnuniyet duyuyoruz. Konsey üyeleri içinde bu tasarıya red oyu veren ülkelere özgürlük ve insan hakları anlayışının gözden geçirmelerini özellikle tavsiye ediyoruz. İnsanların kutsallarına saldırmak fikir hürriyeti değil, barbarlıktır, ilkelliktir, bir nevi terör eylemidir. Sadece İsveç'in değil, İslam düşmanlığının yükseldiği diğer ülkelerinde bu konuda kararlı tedbirler alması gerekiyor. Bu beklentimizi görüşmelerimizde dile getirdik. Elbette... İsveç'in NATO'ya katılım protokollerini onaylayacak merci milli iradenin temsilcisi olan Türkiye Büyük Millet Meclisi'dir. Bizim gibi milletvekillerimiz de süreci yakından takip edecektir. İsveç'ten mutabakata varılan maddelerde somut ilerlemeler göreceğimize inanıyorum.